Sultanım. Hürrem Sultan. Esma. Ne oldu? Yoksa Cihangir? Yok sultanım, şehzadelerimiz iyi. Mirima nerede? O mu hastalandı? Hepsi iyiler sultanım. Beni hizmetinizden almışlar. Şifahaneye yolluyorlar. Mahidevran Sultan'ın emri dediler. Sadece ben değil, herkesin yeri değişmiş. Çocuklar uyuyor mu? Evet sultan. Sen başlarından ayrılma. Hemen kıyafetlerimi getir. Diyorum ben. Çek elini üstümden. Hürrem Sultan'ın cariyeleriyiz biz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Nisa Hatun, beni delirtme. Senin haddine mi düşmüş isyan etmek? Vallahi sokağa attırırım seni. Kolay da öyle. Fida. Hatunlar dinlemiyorlar beni. Gitmeyeceklermiş. İnsan gibi konuşursan dinlerler. Nigar Hatun, o ne demek? Gerçekten gidiyor muyuz? Doğru, evet. Gidiyorsunuz. Artık eski sarayda kalacaksınız. Orada cerrah edileceksiniz. Nigar Kalfa, ne oluyor burada? Derhal izahat ver. Mahidevran Sultanımız hizmetinden memnun olmadığı ve yaş haddini geçenlerin cerrah edilmesine karar verdi. Taliplerini eski sarayda bekleyecekler. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ama sultanım... Tek kelime edersen senin canını alırım. Git karşımdan! Sultanım, emir aldım. Umrumda değil. Mahidevran benim hizmetimdekilerin akıbetine karar veremez. Öyle bir yetkisi yok. Hizmetinizde olmayanlar da var sultanım. Çoğu haremde vazifeli kalfalar. Hiç kimse bir yere gitmeyecek dedim nikâr. Yoksa haremi başınıza yıkarım. Gülay'ı da götürdüler sultan. Saraydan atacaklarmış. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Hürrem Sultan ilk iş hünkârımızın yanına gidecektir. İstediğini anlatsın. Biz kaideleri uygulamakla mükellefiz. Çekil! Durun sultanım. Sen kimsin? Çekil önünden. Değil, lütfen sultanım. Hayır, girmeyin lütfen. Ben beklemeyeceğim, çekil. Sultanım lütfen. Ne beklemiyorsa çekil önünden. Hayrola Hürrem? Ne bu asabiyet? Bir de sual mı ediyorsun? Sen kimsin de benim cariyelerim hakkında karar veriyorsun? Mühür bende artık. Haremle alakalı her türlü kararları verme yetkisine sahibim. Bununla alakalı senden izin isteyecek değilim. Sen haremi değil, beni yönetmek istiyorsun. Bunu vaktiyle Varide Sultanımız da yaptı. Lakin muvaffak olamadı. Neden? Çünkü karşında bir cariye değil, Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Hünkârımızdan gayrı hiç kimse bana karışamaz. Haremde ikilik olma Hürrem. Öyle kafana göre hareket edemez. Ben ederim Mahidevran. Eğer kuvvetin yetiyorsa engel ol. Ne bu gürültü? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Doğru mu bu Mahidevran? Evet doğru. Gülay'ı bir odaya kapattırdım. Zira suçu sabit. Her türlü desise mevcut adamda. Haraç, rüşvet, iltimas, tehdit. Şikayetlerin haddi hesabı yok. Ne malum bunları senin yastırmadığın? Sen beni neyle itham ediyorsun? Şahitler var, hepsi çıkar anlatır. Cariyelerin suçu ne peki? Onlar neden gönderiliyor? Çoğu yaş haddini aştı. Hareme yük oluyorlar.
bir an evvel evlenip gitmeleri icap eder. Buna sen karar veremezsin. Onlar benim hizmetimden. İstediğim vakit yollarım. Sultanım, Esma'yı bile şifahaneye yollamış. Esma benim elim ayağım. Evlatlarımı ondan başkasına emanet edemem. Hürrem'in hakkı var Mahidevran. Bu karar yetkilerinin dışında. Onun hizmetinde kim varsa kalacak. Bu iktisadi bir tedbirdi. Fakat madem Hürrem Sultan kalmalarını istiyor, bir sakıncası yok, kalabilirler. Gülah da kalacak. O ayrı. Onun kellesini alsam yeridir. Sultanım, iftira bunlar. Sırf bana yakın olduğu için yapıyor bunu. Hürrem, sen dairene dön artık. Haddini aşıyorsun Mahidevran. Geldiğin mertebenin kıymetini bil. Haremi idare etmek herkese nasip olmaz. Adil olmak zorundasın. Hayırdır sultanım? Siz de mi Hürrem'in tarafına geçtiniz? Laflarına dikkat et. Sen nasıl konuşursun benimle böyle? Mustafa üzülmesin diye hoş görüyorum seni, fakat sabrımı zorlama. Bağışlayın sultanım. Hürrem azabım bozdu o yüzden. Ben ne haldeyim? Senin haberin var mı? Annem ölümden döndü, akıbeti belli değil. İbrahim de sen yok. Bu sefer de başına ne geldi bilmiyorum. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Bir hadise daha çıkmasın Mahidevran. Eğer çıkarsa senden bilirim. Ona göre. Fatma! Buyurun sultanım. Gülah'ın yanına git. Cezası ne olacak sultanım?